Evet, şiddetli bir kavga oluyordu. Gün içerisinde veyahut da akşamları olur, şiddetli bir geçimsizlik vardı. Biz de şahit oluyorduk illaki. Ama sonradan duyduk ki bir cinayet sebebinle bayan şiddetli bir şekilde zarar görmüş. Biz de bunları görmedik ama duyduk yani o şekilde. Bizim bu tarafa yeni taşınmışlardı zaten. Bir bilgimiz yoktu. Ne bileyim adından veyahut da eşinin veyahut da neyse arkadaşının adı, soyadını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ama şu şekilde söyleyeyim. Her gün illaki kavga ediyorlardı şiddetli bir şekilde. Sonunda zaten duyduk ki cinayet olmuş. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah inşallah geride kalanlarına başsağlığı diliyorum. İnşallah bu tür olayların bir daha yaşanmamasını istiyoruz. İnşallah. İşte bizim evin yan tarafında ya zaman zaman seslerini falan duyuyorduk zaten. Bir gün hatta polisler falan da geldi. Ben de balkona çıktım gördüm. Ondan sonra zaten bir hafta geçtikten sonra kadını öldürmüş. Öyle duyduk. Benim kız buraya geldi. Baba dedi, oturdu. Her şey mi dedi, size habersiz. Haber vereceğim bu sefer dedi. Ondan sonra oturdu babasının yanına. Baba Aksaray'da dedi, biri var dedi. Görüştük dedi, tanıştık dedi. Ne diyorsun dedi. Babası dedi, kızım dedi, bilmediğin insanları araştır, sor dedi. Bilmiyorum dedi. Huyunu tüyünü bilmeyiz dedi. Bak dedi, ona göre adımını at dedi. Ondan sonra baba dur bakalım dedi. Ben dedi bir araştırayım. Bu Akbaşlar'da çalışıyordu bu. Benim kız orada çalışıyordu. Orada buluş geçen hanımla da arkadaşlar da varmış. Yani orada yani sevgisini kazanmış. Orada bundan bu Deniz benim kız onunla ilişki görüşmeye başlamışlar. Deniz demişler. Bundan vazgeç. Bu Ayşe'nin herifin birisi. Bu ot da içiyor. Her şeyi yapıyor bu demişler. Ondan sonra benim kız uzaklaşmaya başlamış. Uzaklama başlamış. O uzaklıkçı benim Deniz'in arkasından geliyormuş, takip ediyormuş. Vuracağım seni, öldüreceğim seni diye tehdit ediyormuş. Sonra benim kız korkudan buraya geliyor. Burada 2 gün kalıyorlar bende. Ana dedi, durum böyle böyle dedi. Durma onu mesaj atıyor, telefon açıyor. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ana al sen konuş dedi bana. Aldım telefonu. Sen kimsin oğlum? Adını söyledi. Adını unuttum bak yine unuttum. Benim kızıma bırak dedim. Benim kız sana gelmez dedim. Biz vermiyoruz dedim. Ben abisi gitmedim. Ama onu yalan konuşmak zorunda kaldım. Seni araştırdım dedim. Sordum dedim. Bunu dedim. Vermeyi sana kıza dedim ben. Ben öldürürüm de sülalen gelse beni kimse karşıma öldürürüm size. Dedi. Gel çıkıyorsa öldür dedim ben de. Ben geliyorum dedim ben. Beni öldür dedim. Sonra o gün akşam biz gittik. Benim torun oldu. Deniz oldu. Ben oldum. Daha bir kişi araba süren onlar tanıdıktı. O oldu. Vardık eve. Çocuk hani gidip de başka ev tuttu. O evi o tuttu diye orada durmak istemedi. Başka evi tutmak istedi. Tuttu da. Evi de tuttu. Ondan sonra eşyalarına o gece paramparça etmiş. Kesmiş. Ne televizyon kalmış, ne dolap, hiçbir şey kalmamış. Çamaşırlarını sobada yakmış. Öldürdüğü akşam. Öldürdü akşam diyor. Onu gören 2 gün 3 gün sonra yapıyor. Ondan sonra vardık biz eşyalar toplamaya vardık karın. Hani bize gel dedin. Gel dedi ya. Vardık. Deniz benim açtı kapıyı. Kapı açılmıyor arkadan. Aç. Aç diyorum seni kapıyı dedi. Aç dedi. Niye açmıyor korkak dedi. Aç dedi ben geldim dedi. Kapıyı. Açmadı. Ayak sesleri duyuluyor. Açmadı. Biz geri geldik. Ondan sonra benim kız burada yattı. Buradan geri geldi. Ertesi gün eşyaları
çağırdılar. Arkadaşlar, o çalışan yerden arkadaşlarını çağırdı. Eşyaları çağırdılar. Ondan sonra götürdüler. Evini yerleştirdiler. İndirdiler. Ondan sonra o gidiyordu garan buradan. Hadi ben dedi. Ana dedi, gidiyorum garan eşyalarımı yerleştireyim dedi. İki tarafı sokacağım dedi. İyi kızım dedim ben de. Bak dedim ben. Gündüz ve gece dedim. Kapını kilitle dedim. Gelirse bir şey yaparsa onu senin kızım. Tamam anne dedi, kilitleyeceğim dedi. Gece onunla uykuda oğlum gelmiş. İki gün, üç gün sonra işte. Kırmış kapıyı tekmeyle. Çocuklar da uyuyormuş zaten. Benim kız çocukları saklamış öbür odaya, divanın arkasına koymuş. Saklamış. Yavrum kurtulamamış. Tam balkondan açım ikinci katta tutuyormuş. Balkondan kendini aşağı açacağı vakit yakalamış. Hep kalpten bıçaklamış. 5-6 yerinden bıçaklamış. Orada can vermiş işte. Bunun acı denizi nerede? Başı boş yarın bırakıverecekler. Yaş boş. Onu bırakacaklar onu. O güne çıkacak. Benim çocuğum gittinden kaldı. O kafadan birader bir dakika. Çocuğum gittinden kaldı benim. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Başka diyecek bir sözüm yok kara. O kadar. Bildim. Adalet istiyorum, adalet diyemiyorum. Adalet istiyorum. Bu karıları alçak mı görüyorlar bu kadar? Açsınlar, bıçaklasınlar onu da. Halka versinler, halka. Terbiyesiz. Çıkarsınlar, halkın önüne atsınlar. Nasılmış insan öldürmek? Kolay mı bu kadar? Kimse yanmayacak, yanmayacak mı?